tanışma hikayesini <laughs> senin tarafından anlayacağım. Çünkü Murat o gün programda anlattı. Ben de oradan hatırladıklarım kadarını söyleyeceğim. Senin için, sen zaten biliyorsundur da, senin için o an nasıl bir andı? Şöyle ki, e, benim ya yani Murat'ın tarafı çok etkileyici, benim tarafım evet. o kadar etkileyici değil. Ama birinden birinin çok etkileyici <laughs> olmalı ki hikaye var. O yüzden hep Murat anlatıyor. Sen anlatsana bizim tanışma Bize hikayemizi diyor. Oraya geçtik. Senden oldu. Şöyle ki, şimdi işte 34 yaşındaydım. E, tiyatroya tekrar dönmek istiyorum. Bir süredir yapmıyorum. Diyorum Hı. ki işte bir oyunda oynamak istiyorum falan. Nedir ne değildir bir araştırdım. O zamanlar Murat'ın bilmiyordum onun tiyatrosu olduğunu. Bir yer bir audition açmış. Baktım çok enteresan işler yapıyorlar falan dedim tamam ben gireyim audition'a. Ama dedim ya audition. Ben de bir oyuncuyum ünlü bir yerde yani. Bu audition'a mı girecek ki? O zamanlar audition bu kadar yani çok yapılan bir şey değildi. Evet, değildi. Dedim ya deli miyim? İstiyor muyum ben bu işi? Bakmak istiyor muyum? Tanışmak istemiyorum. Tamam işte git yani audition, audition. Gir yani ne olacak? Ben gittim tamam. 10 ee, dakika herkesin öyle bir tuhaf bir saat vermişler ki bana işte hani 12-5 geçe falan. Tamam. Yani 12 ya da 10 geçe yani öyle bir arada bir saat. 10 dakikam varmış. İçeri girdim böyle black box bir yer düşün. Oturuyorlar bir ince uzun masa. Murat olduğunu bil, bilmediğim o zamanlar. Kişinin önünde bir bilgisayar ekranı, gözünde gözlük, karanlıklar hepsi. O yüzden ben orada işte bir şeyler soruyorlar anlatıyorum anlatıyorum anlatıyorum. Sonra e, tabii senin tarafından bir şey olmuyor. <laughs> Çünkü görmüyorum evet, ki. Evet görmüyorsun. Haklı. Sonra ben çıktım. Tamam. Sonra ikinciye işte dahil evet. oldum. İkinciye çağrıldım. Niye ama sen bilmiyorsun. E, o diyor. zamanlar bilmiyor. <laughs> o zamanlar hiç bilmiyor. Sonra. Sonra ikinciye geldiğimde Murat böyle işte beyaz bir tişört. Hazır. E, laj, şey, gri bir eşofman altı kapıda duruyor. Böyle, eller şifre. Havalı havalı. Ne havalı, hoş çocuk de. dedim. Ama geçtim. Hani ha, ben ne dedi. dedim. dedim. Ama ben Murat'ı da sandım ki. Hani o da o dişine gelen biri. Hmm. Hani hiç böyle oynamışlar falan o kadar. Bir de amacım şey değil yani böyle bir kiri mahkim var kim yok değil bir şeyin içine dahil olacağım falan. İçeri girdik audition'a. Murat çıktı bir şeyin üstüne başladı anlatmaya. Aa bu adam başka biriymiş. Ama ben hala o birinci adamla ya benle konuştu çünkü Murat. İkisini bağdaştıramıyorum. Bu adam bu adam bu muymuş yani. ama bayağı karanlıktı yani. Öyle olayımız bu bizim gizemlerden <laughs> mucizeyi doğurma. Ve o gün 6 saatlik bir audition Yapılarak hepimiz... saat bırakmadım Ama yani neler neler yaptığımızı sana anlatamam. O kadar Sır etkilendim senin yüzünden ki. yüzünden bence. <laughs> Sırf senin o şey bağ kurabilmek tabii. için. Nereye kadar? Ne kadar zorlarım? Ne kadar yapabiliyor diye belki. Tabii ha, ki gerçekten. değil de tabii. Ya senin ama... bu dediğini yine de kabul ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yok ben çok objektif takılıyorum da o konuda. Gerçekten canım çıktı ama yani bayağı hmm. Tamam. bileğimin hakkıyla aldım ben o tamam. düşünlerin hepsini. Bazı insanlar şeylerini falan yazmışlar böyle de o, o düşünün. Workshop diye yazmışlar. Ha, ama yani ona öyleydi. katıldım falan ama diye. Ama öyleydi gerçekten. Biraz yani. öyle oldu evet. Yani normal bilindiğin her şeyin dışında. dışındaydı o da zaten. Hala orada kalbini çarpmıyor mu 6 saatte? O 6 saatte o kadar kendi Olmadı. işime bakmak zorundayım kalp çarpıyor tarzim ama tarzim tarzim tarzim. Tarzim. Yani, Abi, bir Canım bussana. çıkmış durumda. Neyse 3. <laughs> audition için çağırdılar yani 3. görüşme için. Murat'la böyle oturuyoruz. Tamam. Bana bir şeyler gösteriyor. işte böyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Puayda oturuyoruz böyle ortalık bir yer. Kendin işte bunu da görebiliyor musun? Ben şöyle bir şey planlıyorum. Hani var mısın yok musun konuşması Hı -hı. aslında hani. Sonra işte ben çok beğendim. Tabii işte olmak isterim ama ne güzel filan. Artık hani konuşma biterken Murat dizime dokundu. Hoş geldin diye. Hani dizler şöyle işte şöyle oturuyoruz. Hoş geldin diye dizime dokunduğunda ve işte orada oldu her yani ne olduysa. Ve başkası anlatsa inanmakta zorlanırım ama ben bunu yaşadım. <laughs> Televizyonlarda anlatacaksın şimdi. Aa. Hadi Herkes hadi hayırlısı. <laughs> Birden Murat'ın dokunmasıyla hani böyle saniyenin kaçta kaçı hani öyle düşün hani göz kırpmak gibi filan bir anda hani o anlar uzar ya bir de. <laughs> hani zaman o kafanda böyle hani filmler güzel, ağır ağ çekime girer ya. Evet. Sanki böyle beyaz bir avram var. Ve Murat'ın dokunmasıyla bir mavilik içine karıştı ve böyle gidiyor. ne oluyor ya filan diye. Bu arada el Hani filan anlamıyorum. Hani bayağı bir tırk bir ses duydum. Yani bir, bir, kapak kapandı, bir şey oldu, bir paket bir şeylendi filan çok memnun oldum. Aman ne kadar iyi yaptık. Neydi ama senin böyle adın ya. Kaçaydın sen. <laughs> adı, <şeydin? gülüyor> sen. bir hangi ah, ah, bak o burs sorayım. E sıkıştık çıktık ve ben direkt başladım annemi, anneannemi, babamı, kardeşimi. İyi misiniz? Bir şey oldu. Ben şu anda çok yoğun bir şey hissediyorum. Birinize bir şey oldu. Kime <laughs> ne oldu? O da adam, çalışıyor. İşte o anda bir tık sonra dedim ki aa bana olmuş Haşık. o, o mavi işi <laughs> koymuş ya ben ne düşünmüşüm İyi misiniz iyi misiniz bir dur bir aynada kendine bak iyi misin kadın falan kendine bir sor önce iyi misin diye yani. Böyle benim tarafımda böyle yani. 14 <laughs> yıl mı ya Hı. bildiğin evet. 14 yıl mı? Tabii tabii. Dolu dolu bir de şimdi sizin 14'ünüz 28'de tekabül ediyor 7-24 birliktesiniz. Tabii. Öyle normal çok... evliliklerdeki 14 yıl gibi değil. Evet değil. Ve şey çok eğleniyoruz yani hala da öyle. Beş şey hocam. Gerçekten mi hiç kavga etmiyorsunuz? Benim bu sorularıma sinir oluyor bazı seyirciler ama ben duramıyorum. Gerçekten hiç mi kavga etmiyorsunuz? Hiç yani o kavga diye bir tartışma mı? Kavga niye edilir mesela? Ben bunu hmm. hiç anlamıyorum. Fikir ayrılığı olabilir. Fikir Kavlılık... ayrılığı olabilir. Peki, o bile yani çok fazla şey olmuyor çünkü hmm. bir yani cümle bir yerden başka bir yere evrilirken sonra Niha'nın hmm. tamamlamasıyla Hah deyip oturuyor bir yere. Ha. Yani bazen de, tabii, tabii ki böyle karşılıklı aynı şeyi düşünmediğimiz ya da aynı tepkileri. Ama yani ben onun söylediği şeye çok değer verdiğim için bir de oradan Herkes bakmayı var. öğrendim. Yani o biraz evet. da Nihan'ın sayesinde ya oldu. Ya senin zaten öyle bir lafın var. Kendim mutlu olabilmek için doğru okuyayım diye okuyorum. Evet, evet. Kendim mutlu olabilmek için Nihan'ı seviyorum. Bu nasıl tabii, bir cümle tabii. ya? Öyle. O ne demek? <laughs> Bana bir anlatır anlatımsın. <laughs> çok kişisel bir şeydir ya. Biz her şeyi. Darısı herkesin başına diyeceğim. Bu <laughs> ne demek? Herkes çok kişisel yaşar ya bir şey yani. Evet. Acıkınca ben yemek yince doyuyorum. Evet. O sevgi duygusunu ben yaşıyorum. Karşı tarafa hani onu yoğun yaşayayım ki aktarabileyim. Hı. Ya da kötü alışkanlığın varsa kendini sevmiyorsundur ki karşı tarafa bu sevgiyi nasıl verebilirsin? Gibi bir felsefesi Hı. var aslında işin. Dolayısıyla ben onu sevdiğim için çok. Mutlu bir adamım ve çocuğumu sevdiğim için çok mutlu bir babayım. Dolayısıyla onları ya çok birazcık böyle e, çıkarcı bir şey olmuş oluyor. Belki bir takım insanlar için tırnak içinde söyleyeyim ama yani uçakta maskeyi önce kendine sonra çocuğuna yani önce sen var ol ki etrafındaki şeyi de. enerji bu herkes için geçerli olduğunda tadından yenmiyor evin içinde. Ama sen yani tek taraflı in, olunca biraz sıkıntılar. İnsan sıkıntılı. olarak bütününde güzel sevmeyi biliyorsun. Hani evet evet. Arkadaş olarak da çok hakkını vererek seviyor. Evet. E, tabii yani e, ben, ben şey. sevdiğimi öyle. Evet. Evet. <laughs> Sevmediğim yok. Ay görüyorum ya, sevmediğin zaman Allah korusun. Yok onlar Oy. zaten. Gördüm ben onun bir, birkaç tane sevmediği hmm. halini. Oy. O yüzden sevenler şanslı. <laughs> sevenler şanslı. <laughs> konu kapatalım. Ee, 40 kere evlilik teklifi ne demek? Ay çok şanslıyım. Işte ne şey, demek sen... yani. <laughs> 40 kere evlilik teklifi ne arkadaşım? Ayrı görüşelim seninle dışarıda. Yani şöyle bir şey. Bir çay içelim ya. çok, evet, çok iyi olur. <laughs> hızlı özetleyeyim tabi. Hızlı özetlenmez 40 kere evlilik. Ama bir teknik bir Söyle bakalım, bakış açım var bu ediyor. konuya. E, dedi ki işte hadi evlenelim bir dakika dedim işte e istemeye geleceksiniz ha, falan. Ha sen mi dedin? Hayır, o, hayır, dedi. Ta, o dedi. Ben istemeye geleceksin. Ben yani, hadi, böyle, evlenelim hadi evlenelim deyince. deyince sen hadi evlenelim dedin. Yani, evet tabi yani böyle ayı gibi demedim tabi de. Estağfurullah <laughs> seni öyle düşünüyorum <diyorsun>, zaten. Yani boğazıma da bir şey oldu kusura bakmayın ses için. Ya, çok klimalardan. şey. Hadi evlenelim mi nazikçe, yani, teklif, nazikçe ettim. teklif ettim. falan filan o merasim. Evet. Ama bu zaten direkt yani bana hani açılırsın bir insana karşındakine hani bir şey dersin hani hoşlanıyorum senden filan dersin ya. Tamam. Murat direkt Bizim konuya girdi. lazım dedim. Ama o ilk seni görür görmez anlıyordu. <laughs> işte. o, 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 işte. o zaten bir zaman geçmişti yani. zaten senin için de. O. Evet. O da, o da, o da işte kız isteme hikayesini açınca tabii Nihan dedim benim öyle bir dünyam yok yani. Hani ben zaten seninle böyle bir şey konuştum. Ne alakası var şimdi böyle bir organizasyona? Yok dedi. Ben onu isterim. Ya ilk torunum. Tamam dedim ben En de. büyüğüm. Şimdi tamam. herkes gözüme bakıyor zaten. <laughs> ne zaman evlenecek, ne zaman evlenecek diye. <laughs> ya şimdi de istemeden olmaz, olmaz. yani. Tabii ha. ben hemen kitap karıştırdım biraz. İşte andolu yok. Şu... Yok varım ama hani daha detaylı ne kadar dibine kadar gidebilirim diye. Oh. İşte 40 gün 40 geceler falanlar filanlar hikayesinden tamam dedim. Onları belirli bir hani modern bir şey yerleştirdim. Evet. Dedim 40 kere teklif edeyim bari. 40 gün 40 gece eğleneceğimize, tören yapacağımıza. Daha ekonomik olur bu mantıklı. Ekonomik değil bir de hani daha zamanla yayabilirim arka arkaya. Kesinlikle daha ekonomik olur. 40 gün 40 gece. Allah'tan 14 sene önceymiş bu yaşananlar. Evet. Bir de o var. <laughs> ne yaptın? 40 gün yani çok böyle alakasız zaman ve saatlerde bunları teklif ettim tabii ki evlenme teklifini. Yani gerçek teklifler etti. Ve yani her seferinde saydırdım. Tam saydırdım koşacağım bir şey işte. yapacağım ya da bir yere yetişiyoruz direkt teklif ediyor. 5-10-15 <laughs> <laughs> ama böyle durup teklif edip evet falan hadi koş şimdi devam et diye. İşte ya çok kaç oldu 20 oldu 25 oldu 28 oldu falan Nihan da sürekli çetere tutuyor. Sayıyorum tıkıyorum. ya ne yapayım çünkü 40'ında. <laughs> ya yüzük mü takacak yüzük mü teklif gelecek hani yüzük tamam. takacağım yani o yüzden tamam. o 40 önemli hani ne e zaman lazım. yapacağım belli aynı günde için. iki kere yapıyor musun her gün bir kere mi teklif ediyorsun Bazen iki kere olmuş olabilir yani hatırlamıyorum bazen olmuş olabilir Ama sonra o an yani o his geldi anla 39 an ben... oldu 39 oldu ondan sonra ben sana ediyorsam 39'da hemen sonu yüzüğü çıkardım. Zaten, <laughs> zaten öyle aynı aynı günü oldu aynı zaten. Günü. Ha, yani sabahında 39 bir dakika sen şimdi ne yapacaksın belli olmaz. Ben saçım maçım falan bir şeyler ver. Tabii canım yani yok, dedi. Bir, bir yok. Bir biriktir, yok bir şey yok bir yerde bir şey yok. <laughs> bir şey, dakika. Bir saniye. <laughs> bir <dur>. bir sus deneyim <laughs> önce bir dur. Kırkıncı nasıl olduğunu sorabiliyor muyuz? Tabii tabii. Tabii canım. ben çok güzel anlatıyorsun. Ya ben ekip bizim şeydeyiz işte ofiste çalışıyoruz. Ondan sonra. Onlar da zaten şey e, hazırlıklar mevzuü, e, işte geç saate kadar çalıştık. Sonra onları gönderdim. Onlar yerlerine yerleştiler. Yani, e, yani. Tabii. <laughs> tamam. Ondan sonra dedim ki ya ay tutulması var. Hadi gidip motorla bir gidip şey yapalım, e, izleyelim. Aa. Tamam dedi ama böyle shortlüs falan filan. Dur shortlü pantolonu giyelim. Ay şu tişörtlünden de gömlek giyelim falan. Öyle hazırlandık Aha, çaktırmadan. ama. Çaktırmadan. Çaktırmadan hazırlandık. Vallahi anlamadım. Yok. Nasıl 40'ıncı bu ya? Yok, biz fark etmiyoruz yani. Yok anlamaz. Saat çalışmışsın, kalkmışsın bunları konuşuyorsun. Dolayısıyla Ve Biz de gece böyle atlar motorla gezerdik filan O yüzden çok normal yani. Hadi hop ok falan. Hadi tamam. bir yürüyüşe gidelim, hadi bir şey yapalım. Öyle bir şey, öyle bir an. Çok sıradan aslında da hani üşümeyelim ya şimdi pantolonu bir, pantolon, bir eserse bir gömlek gibi bir şey düzeltelim. Tamam. Hani böyle küçük de süslüyor çaktırmadan. Evet. Süsledik evet. çıktık işte. <laughs> Süsledik. Ama o hal çok güzel. Yani oha keşke bir tane şuraya kamera koysaydım yani ah, aksiyon kamerası. Evet. Yani kamerada çekildi bunların hepsi ama neyse işte köprü yoluna çıktık. Ortaköy'deki evden evdeydik o zaman. Evet. İşte Altunizade geri döndük. Nakkaştepe falan diye anlatıyorum bir taraftan. Ya bir motora bir şey oluyor arada. Ben git... az biliyorum hani. Şuradan döneceğiz. Aa, orası neresi? Oraya mı? Bunu çok güzel orada ay falan. falan. Aa Nakkaştepe orada hmm. büyüdüm. Koşu yolunda oturdum. O yüzden çok güzeldir manzarası. İşte arada motoru istop ediyorum. Bir şeyler tıklatıyorum. Ani fren falan. Neyse köprü yoluna tekrar geri döndük. Tamam. Ee, istikametine. Evet. Ondan sonra ekip tabii bize Altunizade'de de katıldı arkadan. Ee, köprünün ortasında ben motoru durdurdum. Dedim çalışmıyor. İn. Şaka. Tabii tabii. <laughs> Ellerini kollarını sağla. Kaskını maskını şey yapma, çıkarma bir şey olur falan. Ama dedim hani bizi görmeleri lazım falan. <laughs> diye böyle nutkum tutuldu. Ben şimdi burasını dur burasını ben anlatayım. Bu olmaz. Da, bana bu ki olmaz. Ara, motorun arkasındaki geç elini ama kolunu işte salla. Ama işte kafada koca bir kas zıplıyor köprüde. Ben bakıyorum nefesim kesinlikle <laughs> çünkü <söcüğüm>. bütün arabalar <laughs> üstümüze geliyor. Murat ama böyle haydi kalmış durumdayım tam tavşan gibiyim bastılar, yani. Bastılar uzunları yaktılar Murat, geliyorlar. <laughs> geliyor, arabalar Derken şey bir arkam bir döndüm. Aa bayağı dizinin üstüne çökmüş. Elinde yüzük. Ne yapayım? Bana evlenme teklif ediyor. Ben başka bir heyecandan başka bir heyecana koşarken yan taraftan Nihan diye bağırıyor. Köprünün ortasında bana Nihan diye kim bağırır yani seslerini. Bak dedim siz nereden çıktınız? Araba Biz çekiyor beni bir yandan. böyle. Çok acayipti. Evet dedi bir daha de falan. Dedin mi? Dedi. Ay, ben onu mı <laughs> <Ar> <laughs> Bağlayam bağlayamam. Ben, ben onu bağlayamam. Bağlayamam ben onu. Montajda bunu bağlayamam. Ama yani bak düşün <laughs> hani Araba motordan ses geliyor diye eyvah eyvah motora bakıyorum. Dur indik. Eyvah arabalar üstümüze geliyor. Yerdesin yani. Aa. Benim küçük kalbimin bu kadar heyecanlı kaldırması bilemiyorum şimdi. Şimdi bu zordur. planlanacak bir şey değil ama evet, yani ben güzel bir yola çıktım dedim beni şeyden alın yani arkaya takılın. Bir yerde durup teklif edeceğim. Yani o anda benim aklıma gelen ve planladığım Çok bir şey iyiymiş. oldu yani. Konuşmam bile anında hazırladım. Ya. İki kıtanın ortasında falan diye. <laughs> ya sonra ya. da işte çok Fatır katlısınız. Kütür evlendik kütür, o tarihten, o tarihten evet. beri. Murat'a kalsam 3 gün içinde evleniyorduk biz. Evet o seni evet, ilk gördüğüm. böyle delirdim bilmiyorum ama yani çok. Niye bu sene ilk Çok <ne> zaman <laughs> kaybetmiyor. <laughs> Bize ya. anlattı. Çok Yeni görmez demiş ki evet çocuğumun <laughs> annesi. Bunu <gülüyor> demiş. Ya çok zaman kaybetmeye gerek yok hayat kısa. Ya evet ben böyle düşünüyorum. Doğru. Ben de öyle düşünüyorum. Yani içine o mavi ışık girdiği an bence de devam edeceksin. Yani illa hmm. evlenmek evlenmek bilmiyorum tabii de sonuçta sizin yaşınız ve hedefleriniz için tabii hmm. ki gerekli. bir yaştan sonra bunu tartışabilirim. 47 yaşımdan sesleniyorum. Ama yani Ama bunu Ama bende hiç öyle bir şey yoktu yani. Evleneyim de çoluk çocuk falan hiç ya kafamın sen içerisinde bir olan bir durum ya. değildi. Fakat Hani karım karşımda durunca da şimdi bak his olarak musun? Karım karşımda ne diyeyim, diyeyim ki şimdi ben gidip söylemem gerekiyor. Affedersin sen benim karımsın bir haberin olsun. <laughs> Tam, Aynen zaten... öyle yani. Aynen böyle geliyordu yani. Evet, evet. Bir de patadanak Gerçek... değil mi her şeyi? Seni sevdim seni sevmedim bir de öyle tavrı. Hiç uzatmıyorsun gerçekten. <laughs> Gerek yok ama gerçekten. Bana da ilk çalıştığımızda ben seni sevdim. Ama <laughs> <laughs> ben... bak hala seviyorum. İyi birisin sen. <laughs> Teşekkür ederim. Sen evet, de, evet. evet Ama iyi hissediyorsun gerçekten <laughs> öyle.